Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki SQLite Database Engine konusuna giriş yapacağız. Öncelikli olarak genel bir bilgi vereceğim. Daha sonra da kontrakt sınıfımızı oluşturarak bu dersi tamamlayacağız. Önce SQLite nedir? SQLite Android uygulamalarımızda kullanacağımız self-contained, yani dış kütüphanelere minimum bağımlılığı olan bir database engine diyebiliriz. Server ihtiyacımız yoktur. Biz direkt olarak disk üzerinden okuma ve yazma yapabiliyoruz. SQLite'ı kullanmak için herhangi bir konfigürasyon yapmamıza gerek yok. Göreceksiniz ki herhangi bir kütüphane dahil etmeden direkt olarak kodlarını çağırıp kullanabiliyorum. Ve transactional'dır. Ne demek bu? Güvenilirdir. Kendi içinde uyumludur. Mesela 3-4 tane işlem yapıyorsunuz database ile ilgili ve ikinciden sonra bir şekilde bağlantınız gitti, uygulama kapandı, bir şey oldu, bir hata çıktı. Bu sefer ya hep ya hiç kuralı var. Ya oradaki 4 tane transaction'da gerçekleşecek ve commit olacak, ya da bir önceki evreye geri dönecek. O yapılan işlemler de geri alınacak. Bu sayede verilerimiz tutarlı oluyor. SQLite bize bunları sağlayan ve kullanımı gayet kolay, az yer kaplayan bir database engine diyebiliriz. Uygulamamızda SQLite'ı kullanırken bazı tasarım deseni diyelim artık, yaklaşımlardan faydalanacağız ve genelde uygulamamızı yaparken bunlara dikkat edersek çok daha profesyonel uygulamalar yapabiliriz ve ileriye yönelik olur. Yarın öbür gün uygulamanızı güncellemek istediğinizde, bakım yaptığınızda herhangi bir hata yapmadan işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunları yapmak için, yani derli toplu gitmek için öncelikle bir contract class oluşturuyoruz. Bu contract class sizin database'inizle ilgili, tablolarınızla ilgili sabitleri tutan, hani uygulamayla sizin aranızda bir kontrat imzalamak gibi. Hani atıyorum benim tablo adım bu olacak, sütunlarım bu olacak ve bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Bunları içeren basit bir Java sınıfı aslında. Sadece sabitleri tutuyor. Daha sonra SQLite Open Helper diye bunu implement eden bir sınıf tanımlayacağız. Bu sınıfta da database'imizin oluşturulması ve update işlemlerini ele alan sınıf olacak bu. Burada gerekli tablolarımızı falan işte burada oluşturacağız. Daha sonra bu oluşturduğumuz database'i kullanarak gerekli insert'leri, update'leri, delete'leri yapacağız, sorgularımızı yazacağız ve de yaptığımız sorguların sonuçlarını ele alacak cursor'larımızı kullanacağız. Bunlar şu an için kafanızı karıştırmasın. Adım adım gideceğim. Umarım hepsini de anlayacaksınız. Yapacağımız uygulama şu şekilde olacak. Bir tane notlar diye bir tablom olacak. Bir tane de kategoriler diye. Önce kategorileri oluşturacağız. Daha sonra bu kategori ID bu notlarda foreign key olarak tanımlı olacak. Bir not yazdınız ve kategori ID'si 2 ise onun nereye dahil olduğu belli. Bilmiyorum bu kavramlar size ilk defa mı duyuyorsunuz? Hani yeni mi geliyor? Bunun için arkadaşlar eğer SQL ile veya herhangi bir database ile ilgili bir bilginiz yoksa YouTube'da Database Design and Concept diye 12 videoluk bir eğitim serisi çekmiştim. Burada database neden database'e ihtiyaç duyarızdan işte database'ler arasındaki tablolar arasındaki ilişkilerden ne bileyim normalizasyon işlemlerinden indeks kavramından falan bahsettim. Herhangi bir platforma yönelik değil, direkt olarak database'lerle ilgili genel bir bilgi olması adına buradaki videoları izleyebilirsiniz. Eminim faydalı olacaktır. Evet, bunu da yaptık. Şimdi bu derste göreceğimiz bu kontrakt sınıfının neler içerdiğini görelim. Öncelikli olarak uygulamamızın adını içeren bir kontrakt sınıf yaratıyoruz. Bu bizim dış sınıfımız oluyor. Daha sonra bunun içinde her bir tablomuzu ele alan inner sınıflar tanımlıyoruz ve her biri gördüğünüz gibi static ve final olarak tanımlanmış. Bunların içinde tablo adımızı, bu tablodaki işte sütun adlarını falan tek tek yazıyoruz. Bunu ilerleyen derslerde kullandıkça faydasını göreceksiniz. Daha derli toplu, daha düzenli gitmek ve daha sonra işte sorguları yaparken daha kolaylık sağlaması adına hani bunu bir çile olarak görüyorsunuz. İlk başta bunu çekiyorsunuz. Daha sonra çağırıp kullanıyorsunuz. Dilerseniz hemen uygulamamızı açalım. En son böyle bir arayüz yapmıştık ve bu arayüzü biz database için kullanacaktık. Birkaç ders boyunca ona bulaşmayacağız. Sadece kod yazacağız. Şimdi buradaki her şeyi
kapatıyorum ve buradaki package'ımın altına yeni bir package oluşturuyorum. Burası data isimli. Bütün database'imle ilgili sınıflar, yapılar bu package'ın altında olacak. Daha sonra buraya yeni bir Java sınıfı ekliyorum. Sınıfımın adı not defterim kontrak. Yani uygulamanızın adıyla bir kontrak sınıfı oluşturuyorsunuz. Sınıfımı oluşturdum. Ne dedik? Bir tane de sınıf oluşturduktan sonra her bir tabloyu ele alacak public, işte static ve de final inner class'lar oluşturacağız. Buna da mesela ilk tablomuzun adı ne olacak? Notlar tablosu ya. Notlar, hatta bunu sınıf adları büyük harfle başlar. Notlar dedikten sonra entry diyoruz. Dediğim gibi bu entry kavramından falan da gösterdiğim eğitim setini izlerseniz çok daha bilgili olursunuz. Ama genel olarak entry tablonun adı. Hani entry deyince tablo olduğunu anlamanız gerekiyor. Bunu kolum isimleri vereceğimiz için base kolum diye bir ne diyelim interfaceimiz var. Oradan implemente ediyorsunuz ve daha sonra da bu tabloyla ilgili, bu sınıfla ilgili, inner class'la ilgili sabitlerimizi yazmaya başlayalım. Öncelikli olarak sınıfımızın adını yazalım. Public static final string olacak sınıfımın adı. Ve sabitleri yaparken büyük harflerle yazıyoruz. Hani genel yaklaşım bu şekilde. Tabii ki de siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz ama bu tablomun adı notlar olsun. Daha sonra geliyorum. Tablomun adını yazdıktan sonra bu tabloda olacak alanları belirtmeye. Public static final string diyorum. Ve de bunun ID değerini yazalım. Bunu belirtirken şöyle base columns nokta ID diyoruz. Şuraya da şöyle yapalım. En azından tutarlı olsun. Diğer bir kolon adım public static final. Bu da string. Kolon isimlerini belirtirken de şöyle her birinin başına kolum diye belirtelim. Sütun adları. Ne demiştik? Şu resmimize bir daha bir bakarsak. Not demişiz değil mi? Direkt notun kendisi. Kalın not. Notla ilgili sütunumuz. Bunun içeriğinde de yani ben bunu çağırdığımda bunun şeyi de not olacak. Şunu şöyle kopyalayalım. Sürekli aynı şeyi yapmayalım. Daha sonra neyimiz vardı? Oluşturulma tarihi vardı. Column oluşturulma tarihi. Ben bu sabiti çağırdığımda karşılığında oluşturulma tarihi diye veri gelecek. Aynı şekilde oluşturulduğu gibi mesela bunu resimde belirtmedim ama ne olabilir? Expire olabilir. Yani bitiş tarihi olabilir. Bitiş tarihi. Hani bir not yazdığınız sadece bir gün için geçerli olacağını düşünün. Bitiş tarihi. Sonra yapılıp yapılmadığı ile ilgili veriyi tutacağız. Yapıldı diyelim. Bunun içinde 1 veya 0 tutarak ona göre kontrolü yapabiliriz. Yapıldı. Ve de arkadaşlar en sonda neyimiz var? Bu notun hangi kategoriye ait olduğunu içeren kategori ID var. Kategori ID. Buraya da ne yazalım? Kategori ID. Evet. Notlar tablomun alanlarını bu şekilde oluşturdum.
Şimdi diyebilirsiniz neden statik ve final? Bildiğiniz gibi final olunca bu değerlerin bir daha değiştirilmeyeceğini söylemiş oluyoruz. Statik dediğimizde de ben bununla ilgili bu sınıfı kullanmak için herhangi bir nesne üretmeden direkt olarak not defterim kontrakt nokta deyip notlar entry nokta deyip buradaki alanlara ulaşabileceğim. Bunu yapmam için bunları statik tanımlamam gerekiyordu. Yine aynı şekilde public static ikinci tabloma geçiyorum. Class. Tablomu içeren sınıfımın bu seferki adı ne olacak? Category entry. Dedikten sonra bunu da yine aynı şekilde implements base column diyoruz. Sınıfımızı açalım. Bunun içinde iki tane alanım var. Bir tanesi bu. Şöyle ikisini kopyalayalım. Tabii table name'imiz de var. Table name bu sefer ne olacak? Kategoriler olacak. ID yine ID olacak. Kategorilerde de yine böyle bir alan olacak ve de column kategori diyelim buraya. Buraya da kategori diyelim. Burada bazılarınızın aklına gelebilir hani neden base column'dan böyle bir şey implemente ettik. Şuradaki ID alanını kullanmak için. Çünkü bu ID'den biz daha sonra auto increment yapacağız. Primary key olarak kullanacağız. Bu gibi konularda bize yardımcı olacağı için. Umarım anlaşılmıştır. Dediğimiz gibi uygulamamızın adıyla bir kontrak oluşturuyoruz. Bir author class bu. Daha sonra bunun içinde her bir tablo ile ilgili farklı farklı inner class'lar oluşturduk. Daha sonra bunların içinde ilgili tablonun adı ve kolon etiketleri geliyor. Bakın hani herhangi bir tip falan değil. Sadece etiketleri geliyor. Sütun adları yani. Aynı şekilde burada da aynısını yaptık ve ilk adımımızı atmış olduk. Bir sonraki derste devam edelim.